Merhaba, ismim Harun, Harun Erdem. Ödemiş Devlet Hastanesi'nde çocuk ve genç psikiyatrisi uzmanı olarak çalışıyorum. Çocuk psikiyatrisi bölümünden bahseder misiniz? Erişkin psikiyatrisinden farkı nelerdir? Şimdi biz çocuk ve gençlerle çalışıyoruz. Yani klasik olarak 18 yaşına kadar. Aslında erişkin psikiyatrisiyle çok fazla ortak yönümüz var. Hani erişkin psikiyatrisinde gözüken bütün hastalıkların aslında ben bütün psikiyatrik bozuklukların aslında bir de çocuk görünümü var. Biz bu erişkinde görülen psikiyatrik bozuklukların çocuk görünümleriyle ilgileniyoruz. Psikiyatrik hastalıklar çocuklarda daha başlangıç aşamasında olduğu için daha erken tedavi etme şansımız da var. Bazen daha erken tedavi etmek, erişkinde bu bozuklukların hiç ortaya çıkmamasına ya da ortaya çıksa dahi daha ılımlı seyretmesi neden olabiliyor. Bunun dışında erişkin psikiyatrisinden de farklı bazı hastalıklarımız var. Mesela otizm gibi ya da işte doğuştan zeka gerilikleri gibi, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu gibi, konuşma bozukluğu gibi daha çok çocuklukta görülen, bizim daha çok ilgilendiğimiz de çeşitli psikiyatrik bozukluklar var. Bu yönden erişkin psikiyatrisinden ayrılıyoruz ama temelde birçok ortak noktamız da var. Ödemiş Devlet Hastanesi olarak hangi testler yapılıyor ve hangi tedaviler uyguluyorsunuz? Ödemiş Devlet Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi ekibinden bahseder misiniz? Burada ben bir uzman hekim, iki psikolog arkadaşım, bir çocuk gelişimi uzmanı arkadaşımla beraber toplam 4 kişilik bir ekibiz. Temelde bir il merkezinde yapılan bütün testleri Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yapıyoruz. Ve bir il merkezinde, bir eğitim araştırma hastanesinde uygulanan bütün tedavileri de hemen hemen neredeyse burada uygulayabiliyoruz. Belki üniversite hastanesinde uygulanan birkaç tetkik, test ya da tedavi yöntemi de eksikliğimiz vardır ama yani bir ekip ruhu içinde burada hastalarımıza gerek ilaç tedavisi, gerek elimizden geldiğince konuşma tedavisi olarak vakit ayırmaya çalışıyoruz. Burada bir il merkezi hastanesinde çıkartılan bütün raporları burada çıkartabiliyoruz. Ve dediğim gibi hemen hemen bütün testleri de gene burada yapıyoruz. Aynı zamanda bunun dışında normal yükümlülüklerimiz dışında da hani kendi içimizden gelerek yaptığımız bazı projeler var. Bir tanesi özellikle bahsetmek istediğim bir tanesi her çarşamba saat 12-13 saatleri öğle arası diyoruz. Biz çarşamba öğle arası kendi zamanımızdan ayırıp bunu Bakırçay Üniversitesi ile beraber yapıyoruz. Çiğil Eğitim Araştırma Hastanesi, Bakırçay Üniversitesi ile beraber yaptığımız bir proje var. Çarşamba öğle arası çocuk psikiyatri sohbetleri diye. Bunu Ödemiş Devlet Hastanesi'nin resmi Instagram sayfasından takip edebilir arzu edenler. Sonrasında bu yayınları da gene Ödemiş Devlet Hastanesi'nin YouTube kanalına koyuyoruz. Aynı zamanda orada uzman psikolog Elif Şeker'le yaptığımız bu söyleşileri altında bizim mail adreslerimiz de mevcut. Hastalar bize oradan isterlerse mail yoluyla da ulaşabiliyorlar aklındaki soruları sormak için. Bir çocuk psikiyatrisi uzmanı olarak çocuk ve gençlerin sosyal medya kullanımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi sosyal medya artık hayatın bir gerçeği olmuş durumda. Hayatın doğal akışı içinde hepimize bir yerlerden dokunuyor. Yani bunu yokmuş gibi görmek, yani eşyanın, nesnenin tabiatına aykırı aslında. Fakat sosyal medya çok denetimsiz bir organ. Mesela ben şöyle diyorum ya, 12 yaşında bir kız çocuğunuzu alıp bir gece kulübünün ortasına koymazsınız. Hiçbir aile bunu yapmaz. Fakat biz 12 yaşında kız çocuğumuzu mesela odasında tek başına bilgisayarla beraber bırakabiliyoruz. Yani hemen hemen bir gece kulübünden bir farkı yok. Yani nasıl, yani gece kulübünde başına gelmesinden korktuğunuz birçok şeyi, yani
kontrolsüz bir bilgisayar, sosyal medya kullanımıyla çocuğunuz başına gelebilir. Aslında burada grooming denen yeni bir kavram var. Bir Türkçesi yok aslında. Bazı ülkelerde buna yönelik yeni yasalar çıkıyor. Yani çocuklar hem siber zorbalığa maruz kalabiliyorlar, hem cinsel içerikli içeriklere denetimsiz bir şekilde ulaşabiliyorlar. Bütün bunlar doğal olan ruhsal sağlığı etkiliyor tabii ki. Yani normal gelişim hem psikoseksüel hem entelektüel gelişime hani zamansız bir uyaran olarak sekteye uğratıyor. Bunlar ciddi psikiyatrik hastalıklar yol açar mı? Aslında müdahale edilirse hayır. Yani ya da işte birkaç defa maruz kalsa dahi sonrasında bir tedbirle bunlar çok kolaylıkla geri dönebilecek şeyler. Ama sosyal medyanın kronik yani uzun süre denetimsiz kullanılması ve bu nedenle çocuğunuzun bu kalitesiz kötücül uyaranlara maruz kalmasından dolayı yani bazen klinikte bu tarz acı deneyimleri görüyoruz. Bazen ciddi hasarlar olabiliyor. Hani nasıl çocuğumuzu gece tek başına dışarı göndermiyoruz ya da erişkinlerin olduğu bir ortama işte tek başına çocuğumuzu göndermiyoruz. Hatta işte umumi tuvaletlere tek başına gönderirken bile çocuğumuzu yani bir içimiz ürküyor. Bütün bunları yaparken hani tek başına bilgisayarla bırakmamız çocuğu denetimsiz bir şekilde bundan hatta hiç ürkmememiz çok enteresan geliyor aslında bana. Bir çocuk psikiyatrisi uzmanı olarak pandemi ve pandemi sonrası öngörüleriniz nelerdir? Şimdi pandemiyle beraber hepimizin hayat rutini değişti. Fakat ben bu konuda biraz daha iyimserim. Bu iyimserliğimi de şöyle bir çalışmaya bağlamak istiyorum. Şimdi travmatik bir deneyimden sonra insanların %40 ila 60'ında, %60 aslında güzel bir rakam, hayatlarında bir zenginleşme oluyor. Yani her travmatik deneyimden sonra bir depresyon gelişmiyor ya da işte hayata küsmüyoruz. Hatta insanların %50'sinden fazlası, %60'ı hayatlarının daha zenginleştiğini söylüyorlar. Yani hatırlarsınız bir ara pandemide, yaz döneminde şeyler, tedbirler gevşetildi. Ve ben şunu fark ettim. Arkadaşlarımla beraber dışarıda yemek yemeyi özlemişim. Aslında bu çok keyifli bir şeymiş. Yani bu pandemi geçecek. İllaki geçecek. Ve biz işte sevdiklerimizle bir araya gelmenin ne kadar iyileştirici olduğunu, sarılmanın ne kadar iyileştirici olduğunu, sevdiğimiz insanlara dokunmanın ne kadar tatmin edici bir şey olduğunu, bizim ne kadar mutlu ettiğini, hayatımızı zenginleştiren ama hayatın rutinin içine girdiği için fark edemediğimiz birçok şeyi aslında fark etmeye başlayacağımızı düşünüyorum ben. Ben biraz daha farklı düşünüyorum. Yani pandemi dönemi hepimizi hırpaladı. Ama bu hırpalanma illa kötü bir şey olmak zorunda değil. Bence psikiyatrik anlamda, yani ruhsal anlamda bizi zenginleştirecek bir deneyim bile olmuş olabilir. Bu hayata nasıl baktığımız ya da nasıl baktığınızla alakalı.